Yok. Film... Ya ben söyleyeyim. Hayır. Yani sakin ol. Onları Otur, soracağım. ellerini indir. Ya onları birbirimize soracağım. Şşş. Evet. Herkese merhaba. Yeni bir film çenesinde daha birlikteyiz. Bu sefer sizlerle beraber artı 18 filmler challenge yapacağız. Yani bugüne kadar izlediğimiz filmler arasında en iyi sevişme sahnesine sahip olan filmleri seçtik. Ve birbirimize soracağız. Her zamanki gibi 5 filmi ben Levent'e soracağım, 5 filmi de Levent bize soracak. Bu arada sizden de bugüne kadar izleyip de en etkilendiğiniz sevişme sahneleri olan filmleri bekliyoruz. Seçtiğimiz filmlerin hepsi birbirinden güzel ve keyifli filmler. Artı 18 dediysek de yani aslında işimizi birazcık riske atmamak için bunu yaptık. Videomuzu rahatlıkla izleyebilirsiniz. Evet, yani göreceğiniz filmlerin hepsi konulu olmasının dışında muhteşem konulu filmler. Ve artı 18 film challenge Başlıyor. Taş, kağıt, makas. Ben başlıyorum. İlk önce ben sana soracağım. İlk filmimizin ilk görseli bu. Başak, buradan çıkacak. yaklaştır. Ha, tabii ki biliyorum. Hizmetçi. Kore filmi. Değil mi? Ha, belki de uçan cadıdır. Hayır. Ah gaya sevkisiye. Hadi. Ah gassi sos. Değil mi? Doğru de. Doğru Doğru mu de. acaba? Orijinal ismini söyleyeceksin. Son kararın mı? Emin misin bak? Hayır. Ah gassisti. Hizmetçi. Aferin Başak. Gördüğünüz gibi İngilizce telaffuzda sıkıntılar varken Korece. Korece telaffuz gayet iyi. Ahkasa ya. Şimdi bu filmi ben yine pandemi sürecinde seyrettim. Ben Kore filmlerine karşı biraz böyle şeydim. Önyargılı değilim de böyle izleyemiyordum, bir türlü başlayamıyordum. Bununla başladım. Yani size şöyle söyleyeyim. Şimdi tam bilmiyorum Kore, Çin, Japonya belki de bu benim cehaletim. Ama o ülkelerin erotik filmleri Allah'ım Aman Allah'ım. neymiş ya? Bunlar nasıl Oğlum erotik inan bana Amerika, Hollywood zaten Hollywood'un sevişme sahnelerini çok sevmem. Böyle çok çiğdir ama bu ablalar, bu abiler, uzak doğulular müthiş sevişme sahneli filmler çekiyorlar. Çok iyi. Bu da özellikle öyle. pislikler. Filmin konusu ne? Yani sevişmeyi anladık, güzel sevişiyorlar Güzel ama ne, seviyorlar. film nasıl bir şey? Ya işte dediğim gibi filmde aslında daha başlıyordum işte. Filmde 3 tane en az ters köşe var. Böyle işte bir kızımız bir eve hizmetçi olarak gidiyor. Aslında böyle bir sahtekarlık falan yapmak için gidiyorlar. Oradan sonra olaylar birbirini kovalıyor ama son dakikaya kadar tam olarak ne olduğunu çözemiyorsun ve ben izlediğim en iyi sevişme sahneli filmlerden bir tanesiydi. Güneş 1-0 öndesin. Teşekkürler. Beni. Evet, 1-0 öndeyim. O kadar lönk diye bir fotoğraf ki bu bak. Hiç böyle onun yaptığı şeylere girmiyorum. Çakallıklara. O kadar eminim ki bilemeyeceğinden. O kadar emin ki çünkü Lady on Fire. Hayır. Filmi izlediğinde de adım kadar eminim. Çünkü ben zorla izlettirdim. Şey ya, filmin adını bilmiyorum. Ya, bilim için çok iyi biliyorum. O yüzden en böp Filmin sahnesi. adını bilmiyorum, filmi Nasıl biliyorum. söyleyeyim? Afişi koysam yine bilemezdi. Filmin konusu şey. Söyle. Şimdi bu kız birine iftira atıyor. Değil mi? Ya o Adam. adamın hayatını karartıyor, hayatını karartıyor o attığı iftiradan dolayı. İşin içerisinde bir sürü başka şeyler var falan. David Cumberbatch var. Aa evet. Ah. Yürekler dağlandı. Ya çok iyi ama filmin adı ne? Filmin adı ne? Adı. Bir de bu arada İngilizcesinin telaffuzu zor. Türkçesini söylesem de tamamdır. Hatırlasam zaten söylerdim şimdi. Filmin her şeyini hatırlıyorum ya. Çok da güzel film ya. Değil mi? Bayağı da Hatırlıyor musun? güzel Zorla gerçekten. seyrettirmiştim sana. Sevişme. Aynen. Ve o kadar kısa bir sevişme sahnesi var ki filmin. O kadar kısa. Şeyden bahsetmiyorsun herhalde değil mi? Adamın tecavüz ettiği çocuğu. Ya yürü git saçmalama Ondan sana kalan mı vakit yok. ilgilendin yok? Kütüphanenin önünde vardı ya kıza O dayayı da o da kütüphaneye. o da güzel. Evet. Yani O da güzel bir ters köşeydi bu arada film içerisinde. evet çok iyi birisi. Yani bu arada tam bir cinsel birleşme bile yok. Ha şöyle Ama çok iyi birisi. ihtirası taşıyorlar, yukarıya çok taşıyorlar ihtirası yani. Evet. Ya birbirlerini istemelerini o kadar iyi görüyorsun ki. O yüzden o sevişme o kadar böyle tutkulu bir hale geliyor yani. Güzel bir film, evet, Bilemiyoruz tebrik ediyorum. galiba. Yani filmi bildim aslında da. Tamam, Ya hadi bilemedim. söyle, tamam hadi söyle. Kefaret. İngilizcesi atatutatmut. Ne İngilizcesi? Atatutmut. Ratatouille mu? İkinci filmimiz geliyor şimdi. Durum 1-0. Başak ablan önde. Geliyor, hazır mısın? Tabii ki hazırım. Yaklaştır. Yaklaştırayım. Çünkü kör bir kadınım diyorsun.
Aa, çok net hatırlıyorum şu an bu filme. Bakalım. Aysat Çat. Japon filmi mi? Aysat Çat. Emin misin? Kesinlikle eminim. Bu detayla incelik geçen bir film Levent. Ya işte evet. Buradan bilir miydin? Aysat Çat yani seksin babası bence. Buradan daha bilirdin herhalde. Ay gençliğinde, ergenliğinde izlediysen. Aysat Çat. Ben böyle 18'lerimdeyken ya da 17 yaşındayken falan seyretmiştim. Ve o zamanlar hayatımda hiç porno seyretmemiştim. Ki porno seyretmenizi hiç kimse tavsiye etmem. Çok psikoloji bozan bir şey. Cinsel hayatınızı olumsuz etkileyecek bir şey. İyi bir cinsel hayatınız olsun istiyorsanız sakın izlemeyin. Gerçekten tavsiye etmem. Ama iyi pornolar yapanlar da var bu arada, değişti porno sektörde. Yani hayır. Şöyle kadına değer verilen pornoların yapıldığı. Yani kadın sadece seks objesi değil de erkeğin meta olarak kullanıldığı. Hayır. Kimin meta olarak olmasın. Her neyse. Tertemiz, pür pak bir kızken seyrettiğimde böyle aman bu ne olduğum bir filmdi. Ama bu arada yani sevişme sahnelerini bir kenara bırakın. Arkasında bir sürü alt metin barındıran bir filmdir Aysat Çat. Yani ben şu an en sığ kısmından bahsediyorum. Yani evet. Şimdi ben gözüyle anlatıyorum. Ben anlatayım şimdi birazcık. Aysat Çat tabii ki Stanley Kubrick'in filmi. Stanley Kubrick'in başyapıtı. Üzerinde bir sürü komplo teorileri olan bir film. Eğer izlemediyseniz muhakkak izleyin. Evet. Eğer mesela 20 yaşındaysanız şimdiye kadar izlemediyseniz izleyin. Sonra bir de 30 yaşında bir daha izleyin. Film içerisinde gördüğünüz hiçbir şey boşuna koyulmamış. Yani mesela 2,5 saatlik bizim şey dizileri var ya şu anda hani. Boş boş geçsin diye. Yani o yüzden sıkılıyoruz. Bu da neredeyse 2 saat, 2,5 saat. 2.40 mı? 2.40 bir film bu. Hiçbir yeri boş değil. Genel olarak neyi anlatıyor? İşte gençken izlediğinizde vay arkadaş nasıl gizli örgütler var, tarikatlere bak, nasıl sevişiyorlar, böyle dünyalar var mı gerçekten diye böyle izliyorsun. Kendi içindeki şey de böyle bir ekran karşısında bir kalıyorsun ama çok yüzeysel kalıyorsun. Azıcık daha okuyup bilgilendikçe herifin ne anlatmaya çalıştığını daha iyi anlıyorsun. Aysat Çat, Başak 2, Levent 0. Evet Levent'ciğim, geliyor ikinci filmimiz. Ben bunu izlemedim ya. İzlediğine eminim çünkü sen bana önerdin ya ben sana önerdim ya sen bana önerdin. Hatta bir kopya veriyorum, biliyordum böyle çirkeflik yapacağını. Çirkeflik falan yapmadım ya, ben izlemediğim film için niye çirkeflik yapayım ki? Avustralya filmi. İki başrol oyuncusunu gösteriyorum şu an sana. Ben izlemedim Başak bu filmi. Peki şöyle söylesem. Ben vallahi izlemedim. Birbirlerini çocuklarıyla beraber oluyorlar. Ben izlemedim işte. Bunu sen anlattın bana. Ben izlemedim bu filmi. Özür dilerim o zaman. Tam bir tane yedek filmim var. Onu sorarım. Ha, tamam. Yani. Ama bu filmden kısaca bahsetmek istiyorum. Ador filmin ismi. Daha önce bahsetmiş olabilirim bir videomda bundan. Hayatımda gördüğüm en tutkulu sevişme sahnelerine sahip filmdi. Ama içeride de etik kaygılar ayrıca barındırıyorsun. Çünkü iki anne... Yunan heykeli gibi çocukları var böyle daha ergenlik çağlarında 19-20'lerinde ya da 18'lerinde ve ikisi de iki yakın arkadaş, iki oğluyla beraber oluyor. Çarpık ilişkiler. Çarpık ilişki ama zaten onlar da bu etik kaygıları yaşıyorlar. Sen de o etik kaygı yaşıyorsun ama o tutku var ya mahvediyor seni ve Yunan heykeli gibi çocuklar, yani öyle söyleyeyim size. Neyse tamam. İzlemedim. Başak bir ara bahsetti bana o filmden. Şimdi hileciliğin de böylesi yani. Ben hayatımda görmedim böyle bir mızıkçı. Devam ediyorum. Hayal kurardık telli duvaklı, ne zaman oldu kanlı bıçaklı. Ya Başak hiçbir şey ifade etmiyor bu filmde benim için. Bu! Of ben baya fark atarak birinci olacağım. Of diyorum sana. Of diyorum sana. Of diyorum. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. İzlemediğim filmleri koyarak. O kadar iyi bir film ki. O kadar iyi. Film iyi de ben izledim mi izlemedim mi? Bu videoyu kapatır kapatmaz hatta ilk bu filmi açın. Öyle söyleyeyim size. Mahvedecek sizi, mahvedecek. Bir haftalığına... Yes! Ama böyle bir sevişme sahnesi yok ya. Yani insanın kalbine bu kadar hançer saplayan bir sevişme sahnesi olamaz. Yaptığınız yazık. Yaptığınız yazık derken bu filmi çekenlerden mi bahsediyorsun? Evet. Şimdi filmde Daniel Craig oynuyor. Daniel Craig'in kim olduğunu bilirsiniz. Bir bakın, James Bond. Bu adam gelmiş 35-40 yaşına böyle...
seks partileri, bilmem neler, çarpık ilişkiler, oradan nerede akşam, orada sabah, vay efendim, şap budu, şup budu, öyle bir hayatı var. Ama gel bir de ona sor. Onun içinde ne yaralar var, ne dertler var? Draması çok yüksek. Yani en başta diyorsun ki, vay iyiymiş bu abiye baksana, ne kadar güzel hayat yaşıyor, bilmem ne falan. Sonradan herifin kederini görüyorsun, içinde bulunduğu o durumu görüyorsun. Gerçekten çok başarılı film. Tahrik ol mesela, dizide filmde seçme sahnesi var ya, tahrik oluyorsun ve inanılmaz yükseliyorsun o tahrikle. Ama sonra o tahriğini alıp senin bir tarafına geri yerleşiyor. Yani o tahrik olduğun için tahrik öyle bir utanıyorsun ki. Evet. Öyle bir utanıyorsun ki yani. Evet. Ben ikiyim. Levent bir. Şimdi üçüncü. Üçüncü filmini soruyorum başa. Evet, sor bakalım Levent. Bu ne lan? Bu kadar. Ay gözüküyormuş çocuğun suratı. Normal People. Hayatımda gördüğüm son zamanlarda en iyi sevişme sahneleri. Böyle bir de ayrıldıkları zaman böyle ayrılıyorlar. Onu bir de çok iyi bilirim yani. Böyle ayrılık sonrası. Tadı ağzına mı geldi? Tadı ağzıma geldi. Esas oğlan, esas kızın sevişme sahneleri var ama başka insanlarla seviştikleri sahneler de var ama diyorsun ki yalan. Onların o birbirleriyle birleştikleri anlardaki o sevişme sahneleri. Yani sırf sevişmek için bile ayrılırsın. Bu arada film değil, evet. Dizi kardeşler. Yani dizi aynen. Koydum ama inşallah şey olmamışsındır. Gücenmedin film çalınca dizi. Özür dileriz. Bu bir film değil, bu bir dizi. İnşallah bir yerlerden bulur izlersiniz. Bir de Avrupalılar iyi sevişiyor. Bak Koreliler fena. En iyi sevişenler filmlerde, en iyi sevişme sahnelerini veren Avrupalılar. Çünkü gerçeğe çok yakın veriyorlar sevişme sahnelerini. Gerçek hayattaki gibi veriyorlar yani. Ve koltuk altında kıllar, götünün kılına kadar gösteriyorlar affedersin. Ve böyle daha gerçekçi oluyor. Amerikan sineması bence çok kötü. Çünkü hep pornografiye kaçıyor bir yandan. Hep gerçi evet, Amerikan sinemasındaki sevişmelerin birçoğu kadın da gerçek değil, erkek de gerçek çok değil. Yani öyle bir yani. Öyle bir sevişme evet. Yok yani. Aynen. Öyle bir öyle insan yok. Ondan sonra Kore, Uzak Doğu bir tık daha iyi buldum ben. Ama evet. Birinci Avrupa. Ben soruyorum şimdi Levent. Amerikan Honey'i getirmiş, koymuş bize burada. Peki bir şey soracağım. Bizi şey yapıyormuş peki, gibi peki, sanki. Film challenge'mış gibi Amerikan Honey. Bunu görseni tanıyabilir miydin Amerikan'ın? Bu kim? Amerikan Honey'de oynuyormuş burada. Ben de hiç tanıyorum. Oynuyordu ya, figüranlardan bir tanesini getirip koyarsan nereden bulayım Başak? Bu kim? Evet, başroldaki kız asıl Amerikan Honey. O gerçekten Amerikan Honey. Bal gibi, bal bir tadına baksana. Tamam, sevişme sahnesine gel. Sevişme sahnesi nasıl bir sahne biliyor musun? Genelde erkeklerinizin VPN'le girdiği sitelerdeki gibi sevişme sahneleri yok bunlarda. Yani seni oraya hazırlıyor. Ya onlar artık bir sevişsin de biz bir kurtulalım diyorsun yani. Hani o bu, enerjiyi biriktiriyor. O biriktiriyor evet. Böyle. Sen de böyle orada diyorsun ki lan bunlar artık bir şey olsun bunlar arasında da ben de rahatlayayım. Hani içimdeki benim enerji de bir boşalsın. Hani oraya kadar getiriyor seni bu aradaki bakışmalar, dokunmalar, birbirlerine jestler falan. Çok iyi bir jesti var Shia LaBeouf'un orada. Ya ondan sonra zaten sevişme sahnesi geliyor. Şimdi bilememen lazım. Biraz daha bak o tarafa bak. Niye bilememem lazım ya? Ben kazanmam için. Saçmalık. Bak. Şimdi sıra bende. Bakabilirsin şimdi Başak'ta sıra. Dördüncü filmimiz. İnadına dedin ki bilemesin değil mi? Hayır, bence filmin önemli sahnelerinden bir tanesi bu. Aslında ne oluyor ki? Ya gözlerim görmüyor gerçekten. Ay yazık, bu çocuğun gözleri bozulmuş. Yapma bana bunu ya. Yapacağım. Sen mi kazanacaksın yani Başak? Dur. Bin bir türlü hileyle, bin bir türlü çakallıkla. Düşün biraz, ne yapıyor kadın orada? Yatıyor. Niye yatıyor sence? Yani neden yatmış olabilir? Kokusu gelmişti belki. Belki de. Üstünü gidip örtelim mi? Bilemedim. Emin misin? Evet, eminim. Açıklıyorum. Açıkla. Dur bir tane daha göstereyim hadi. Bir şans daha vereceğim sana. Aynı, yatıyor hala orada. Şort bas mı? Evet çocuklar. Ya 10 yıl önce izlediğim filmi koyup da buraya o sahneden bilmem bekleyemezsin. Beklerim. Kadının orgazm olduğu sahne. Bütün film bunun üzerine kurulu. Çok iyi bir film. Bu arada dur bir dakika. Bilemedin. Yani kabul ettin mi bilemedin? Kaç? 3-3. Shortbus gerçek sevişme sahnelerine sahip bir film. Yani bu filmde izlediğiniz insanlar gerçekten sevişiyorlar. Hani filmler sevişmiş gibi yapmıyorlar yani. O yüzden de çok açık sahneleri var.
Buna hazırlıklı olun. Bu yüzden gerçekten uyarıyorum, bu filmi izlemek için gerçekten 18 yaşından yukarıda olun. 18 yaşından küçük insanlar bu filmi seyretmesinler. Açık mı ne söylüyorum? Şu anda sizi belki seyretmek için daha çok gaza getiriyor olabilirim ama sizin cinsel hayatınızın, ileriki cinsel hayatınızın daha sağlıklı olabilmesi için bu filmi seyretmenizi tavsiye ederim. Filmimizde böyle seks terapisti bir kadın var ve çok gariptir ki kadın seks terapisti olmasına rağmen kendisi hayat boyunca hiç orgazm olamamış ve ona gelen bir gay eşcinsel bir hastası var. Onun sayesinde belli ortamlara giriyor ve böyle cinselliğin tırnak içerisinde diyeyim, hadi size göre bir özgürlük olmayabilir, özgürce yaşandığı böyle partilere falan katılıyor kadın ve orada cinselliği tekrar tekrar deneyimliyor ve farklı bir yerden bakmaya başlıyor. Ama çok açık sahneleri olan grup sekstir, başka başka işte eşcinsel sevişme sahneleridir falan, bir sürü sevişme sahnesi olan ama bence libidosu baya baya yüksek bir film. Enteresan bir filmdir. Zamanında yayınlandığında bundan 10 sene önce falan baya olay yarattı. Hazır mısın? Hazırım, hadi göster bakayım. Oo, çok iyi bir dizi. Film değil bu, dizi. Evet. İsmi geliyor. Malibu. Evet. Getir. 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 Akşama kadar seni bekleyeceğiz galiba. Akşama kadar beklemeyeceksin ya, dur. Şöyle bir sıkıntım var benim Başak. Bunu anla. Bunu bütün 80 milyon bizi izleyen Türkiye'deki herkes anlasın. Eskiden izlediğim filmler tıkır tıkır aklımda. Yeni izlediğim şeylerin isimleri hiç aklımda değil. Bunun da bir sebebi ne biliyor musun? Eski filmlerin hepsini siz yapmayın, biz yapıyorduk. Torrent'ten indiriyorduk. White Lines. White Lines bulduk. White Lines. Böyle bu diziyi ben pandemide izledim için galiba önermedim size. Yani belli sıkıntılar olan bir dizi. Tamam, süper bir dizi demiyorum ama başından sonuna kadar hep izleten bir film ve inanılmaz sevişme sahneleri var. Evet. Sevişme sahneleri çok iyi, başarılı. Entrikalar çok iyi. İngiliz bir bebenin Malibu'ya gidip DJ şeyi olması, hani DJ King'i tepeye çıkmasıyla alakalı bir dizi ama başka şeyler de oluyor işin içinde. Sonra ölüyor. Zaten öyle başlıyor. Ölüyor, aynen öyle başlıyor. Cesedi bulunuyor. Yani 40 sene sonra cesedi bulunuyor. Kardeşi de bunun ne yaptığını bulmak için kim öldürdü, nasıl oldu diye tekrar oraya gidiyor. Malibu'ya gidiyor. Ve orada macera başlıyor. Yani asıl hep böyle olur ya, asıl böyle şeyle başlarsın. İşte kim öldürdüğü merak ederek başlarsın ama sonra olaylar o kadar değişir ki ve kimin öldürdüğü bir yerden sonra umurunda bile olmamaya başlar. Ve böyle ters köşesi çok güzel. Sondaki ters köşesi hiç beklemediğim bir kişi çıkıyor mesela kimin öldürdüğünü. Ben şimdi sana... Son film geliyor. Bir o tarafa bak, kafanı çevir. Hadi bitiyor. Bu film challenge'ın daha sonuna geliyoruz. Tam bir YouTuber gibi yüksekte yaşıyorum hayat. Yani Başak sen... Şu an beraber durum Levent. Beraber. Öyle. Hadi bak. Son bu film belirleyecek şampiyonu. Reader. Nereden bildin kız? Bariz Reader yani. Yani dizide de bunun suratı, Kate Winslet'ın suratının olmadığı şey yok. Sahne yok. Yani bu film izlediğim zaman falan olduğum bir filmdi. Gerçekten bir de böyle çok görürsün bir filmi de bir türlü izleyemezsin ya. Bir gün açar izlersin ve ulan bu zamana kadar niye izlemedim dersin. Öyle bir filmdi. Bu arada filmde şey var, yani 18 yaşından küçük bir çocukla olgun bir kadının ilişkisini göreceksiniz. Bir yandan size etik gelmeyebilir ama benim izlediğim en tutkulu sevişme sahnelerine sahipti. Yani 2. Dünya Savaşı ile ilgili çok film yapıldı. Ama 2. Dünya Savaşı ile ilgili böyle artık savaşın anlatıldığı şeyler değil de böyle bir insanın hikayesinin üzerine anlatıldığını daha çok seviyorum. Yani 2. Dünya Savaşı'nın normal insanların, o anda Almanya'da yaşayan insanların hayatlarına nasıl bir etki yaptı? Sıradan bir insanın hayatında nasıl, bir memurun hayatında, bir doktorun hayatında nasıl tecelli etti olayları? O küçük pencereden gösterdikleri zaman böyle daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bu da öyle bir film. Şu anda ben öndeyim. 4-3. Bu filmi bile bilmezsin. Hadi bakalım. Ben. Hileyle, hurdayla. 5-4. Kaçıncı filmini sordun sen? Tamam, bir tane sen bilemedin, 4. Ha tamam, ben 4'üm, sen 3'üm. Ama bunu bileceksin ya. Aç bakalım da görelim ona göre. Berabere bitecek galiba arkadaşlar. Durum öyle görünüyor. Barabar. Ölek barabar. Barabar. Ya bu sahneden bilmem zor birazcık Başak. Numara mı yapıyorsun şu an? Numara yapıyorsun. Bir de kutlayalım hadi.
Allah Allah, sende şey mi oluştu? Ben bilemedim arkadaşlar. Hayır hayır hayır, 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 dur söylüyorum, dur söylüyorum filmin adı. Söyleyeceğim şimdi. Ya numara yapıyor ya. Bir saniye Başak. Tamam bilemedim hadi. Gerçekten. Vallahi bilemedim. Benim için kaybetmiyorsun değil mi? Başak sen hiç umurumda değilsin. Bu film challenge'larda emin ol. Hiç umurumda değilsin. Seni bilemedim de o zaman. Yenmek istiyorum. Bilemedim de. Bilemedim. Gaspar Noé Love. Ya biliyorum tabii ki ya. Bu porno film bebeğim. Bayağı porno yani. Bakın size bir şey anlatacağım. Şimdi bilemediği için konuşma hakkın yok. Niye? tuttum videonun sonunda mı konuşacaksın? Gaspar Noé. Adını daha... Bu adamın Climax'e bir tane filmi çıktı biliyorsunuz geçen senelerde. Bayağı olay yarattı. Psikolojinizi alt üst edecek çok garip bir film. Onu bile izlemenizi tavsiye etmem. Bu Love'ı yayınladığında herkes böyle büyük bir hayretle şeyle gitti, merakla gitti. Çünkü bu adamdan nefret edenler var. Bu adamdan çok sevenler var. Bu film bildiğin porno. Adam uzun metraj porno çekmiş, araya da birkaç aşk sıkıştırmış. Ama gerçekten o aşkı da hissettirmiyorlar mı? Hissettiriyorlar, o kısmı doğru. Biliyorsunuz Türkiye'de porno film izlemek yasak, o sitelere giremiyoruz. Ama rahatlıkla girip izleyebileceğiniz... Ha, normal izleme sitelerinde bu var yani. Aynen, normal film sitelerinde normal bir film var. Ama izlemeyin. Ama çok açık sanki. Ama çok açık. 18 yani. Yaşından küçükseniz sakın izlemeyin. Yani şöyle söyleyeyim. Her 5 dakikada bir sevişme sahnesi var ama hepsi gerçekten çok iyi sevişme sahneleri. Sevişme değil. Yani onunla da başka bir şey. Cinsel münasebet sahneleri var. Evet. 18 yaş olayına niye bu kadar çok uyarıyorum size biliyor musunuz? Bu Gaspar Noé benim gençliğimi yaktı. Küçükken abim böyle evde akşamları film seyrederdi. Sabah böyle uyandığımda o hangi film seyrediyorsa ben de böyle alır takardım şeye VCD'ye ben de izlerdim. Sonra baktım bir tane film izlemiş. Koydum. Dönüş yok filmi. O filmi bilir misiniz? İlk sahnesini. Bir geçitte, alt geçitte. Alt geçitte bir tecavüz sahnesiyle başlar o. Monica Bellucci'nin. O filmin de yönetmeni, aynı yönetmen. Ve ben hala bir alt geçitten geçerken ödüm kopar. Bir film challenge'ından sonuna geldik. Evet. Şampiyon belli. Şampiyona büyük bir alkış. Hadi alkışlayalım bari. Sizden tek bir ricam var. Lütfen sizin de böyle Başak bu filmin de sevişme sahneleri efsanedir. Bu dizinin de sevişme sahneleri... Porno yazmayın yalnız aşağıya. ...dir diyeceğiniz filmleri aşağıya yorum olarak bekliyorum. Film, dizi fark etmez. Umarım keyif almışsınızdır videomuzdan. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay. Bol sevişmeler. No, öyle deme. Bizi ilgilendirmez.